Bugünün sorusu Diophantus bilmecesi, meşhur Diophantus bilmecesi. 7. ve 8. sınıfların doğrusal denklemlerle çok uğraştığı bu günlerde bu soruyu sormasak olmazdı. Kimdir Diophantus? Diophantus, İskenderiyeli Yunan bir matematikçidir. Diophantus'un denklemlerle ilgili şu an için bizi en çok ilgilendiren katkısı nedir derseniz, denklem çözümünde değişken kullanmayı hayatımıza katan ilk kişidir. Peki, Diophantus'u bu kadar ünlü yapan tek şey bu mudur? Hayır, değildir. Mezar taşında yazdığı rivayet edilen bir yaş problemi Diophantus'un aslında çok da hatırda kalan bir matematikçi olmasındaki bir diğer sebeptir. Nedir bu bilmece? Bugünün sorusu işte olacak. Birazdan size bilmeceyi okuyacağım ve sizden istediğim Diophantus'un öldüğünde kaç yaşında olduğunu bulmanız. Tanrı ona hayatının 1/6 kadarında çocuk olmayı bağışladı. 1/12 kadarı da eklenince sakal bıraktı. 1/7 kadar zaman geçince içinde evlilik ateşi yandı ve evlendikten 5 sonra bir oğul bahşedildi. Geç baba olmuş adam ve babasının ömrünün yarısı kadar yaşadığında kendini soğuk mezarların aldığı zavallı evlat. Diophantus kendini sayıların ilmiyle teselli ettiği 4 ardından hayata veda etti. Diophantus kaç yaşında ölmüştür? Sorunun tamamı için sayfayı kaydırmayı unutmayın. Kolaylıklar. Merhabalar yeniden. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmecemizin çözümünü birlikte yapıyoruz. Hadi bakalım hatırlayalım problemimizde neler vardı. Tanrı ona hayatının 1/6 kadarında çocuk olmayı, 1/12 kadarı eklenince sakal bırakmayı, 1/7 kadar zaman geçince evlenmeyi nasip etmiş. Pekala, şimdi bir kere biz ne bilmiyoruz? Diophantus'un kaç yaşında öldüğünü bilmiyoruz. Yani Diophantus'un diyelim ki ömrü X yıl sürmüş olsun. X yıl kadar sürsün. Pekala, şimdi benim bilinmeyenim bu. Zaten soru da bana bunu soruyor. Bunun 1/6 yani x/6 kadarında çocuklukla geçmiş. Üzerine x/12 kadar daha geçtiğinde sakal bırakmış. Yani burada sakal filan hikaye. Zaman, ömre bir şeyler ekliyoruz. Peki x/7 kadar daha zaman geçtiğinde, 1/7 kadar daha zaman geçtiğinde evlendi. Şu an evlendi. Evlenmesinin üzerine 5 yıl daha geçtiğinde de baba oldu. Harika. Şimdi bundan sonrası önemli. Şu an biz aslında Diophantus'un baba olduğu yaştayız. Bunun üzerine verilen bilgi önemli. Geç baba olmuş adam ve babasının ömrünün yarısı kadar yaşayabilmiş. Yani çocuğu bu zamanda doğdu. Çocuk ölesiye kadar geçen süre Diophantus'un toplam ömrünün yarısı kadar. Yani çocuk x/2 sonra doğduktan x/2 sonra ölmüş olur değil mi? Babasının toplam ömür süresinin yarısı kadar yaşamış çünkü. Peki babamız bunun üzerine daha ne kadar yaşamaya devam ediyor? Kendisini sayıların ilmiyle teselli ettiği 4 ardından Diophantus da hayata gözlerini yumuyor. Yani artı 4 daha geçtiğinde tüm ömrünü tamamladık. Biz bütün bu ömre x demiştik. Alın size denklem, alın size eşitlik. Bundan sonrası sizin sayısal işlem becerileriniz. Ben ikili ikili gitmeyi tercih ediyorum öğrenci gibi. Hani bir seferde paydaşı demeyeceğim. Bunu 2 ile genişlettim. Ne olur? 2x+x/12 olur burası. Yani diğer bir de işte bu kısım neye eşit oldu? 3x/12'ye. 3x/12 dediğim şey de şu demek değil midir? Sadeleştirdim. x/4 oldu. Hadi bakalım devam edeyim. O zaman şuradan elde ettiğim şey x/4 oldu. Dikkat edin. Üzerine x/7, üzerine x/2 ve üzerine 9 eklediğimde x'e eşit oluyor. Hadi bakalım bunların paydasını eşitleyelim. Biraz daha kolaylaştı sanki. 28'de birleşir bunlar. 7 ile genişleteyim, 4 ile genişleteyim, 14 ile genişleteyim. Burayı da 28 ile genişletelim doğrudan. Pekala, ne olacak şimdi, ne olup bittiğine birlikte bakalım. 7x+4x+14x/28 +9 = 28x/28 yapar. Pekala, 7x+4x + 11x yaptı. 14x + 25x/28 oldu, dikkat edin. +9 = hala 28x/28 oldu. Her taraftan şunları çıkarırsam, bu ifadeyi çıkarırsam, burada sadece 9 kalır. Burada ne kalır? 3x/28 kalır. İçler dışlar çarpımımızı yapalım hadi kolay yoldan hemen. Şurada gizli birimiz var. Ne olacak? 9x/28 = 3x oldu. Her tarafı 3'e bölmek istiyorum şimdi çocuklar. 3'e bölelim. Burayı da 3'e böldük. 3'ler gider. Burası 3 olur. 3x/28 bize x'i yani Diophantus'un öldüğündeki yaşını verir. Geçmişler olsun.